Yemek yarışmamız da güzel. Bir yarışmacımız uçuracak. Jürimiz değerlendirmeyi sağlayacak. Notlarımızı verecek. Evet, yarışmamız başlıyor. Yapışıyor. Çok güzel abla. Abla da sen bırak. Abla da sabun var mı? Abla da hadi kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Biraz daha kocaman gelsin. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Sizler destek oldukça bizlerin yaşama ümidi daha fazla oluyor. Hep birlikte. İnşallah başkanım. Engelleri birlikte aşacağız. Aynen başkanım. Neydi öyle ya? Dur yeni başladık bir dakika ya. Tamam başladık. Çok yapıştı. Bitirdiniz. Döndü yani. Ben görüyorum. Şurası mıydı? Ha tamam buldum net sonuçta be. Yani nihayetinde buldum. Çok Tabii bizler engelli kardeşlerimizin özellikle hayatları boyunca her bir alandan faydalanması, etkin olmaları ve özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmaları için birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki farkındalığı da artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda biz örneğin yıl içerisinde engeller yemek yarışması düzenledik. Çok da güzel bir yarışma oldu. Yine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çok büyük bir organizasyon yaptık. Yaklaşık 1300 kardeşimizin katıldığı. Bu kapsamda yine bugün de özellikle engelli kardeşlerimizin yaşamları boyunca özellikle gün içerisinde belli başlı yaşadığı sorunları konu alan ve gündelik yaşamlarında, ev yaşamlarında yaptıkları belli başlı faaliyetleri içeren bir başlık belirleyelim dedik. Bu başlıkta engelli ev hayatı oldu. Bu kapsamda bir yarışma düzenledik. Bu yarışmada engelli kardeşlerimiz özellikle terzilerimizin yaptığı düğme dikme, ütüleme, çamaşır katlama ve asma etaplarında yarışacaklar. Kocaeli ilimizin 11 ilçesinden yarışmacılarımız var. 11 takımımız yarışacaklar. Bu vesileyle ben takımlarımıza başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla bu yarışma Türkiye'de bir ilk olacak. Bu anlamda da önemsiyoruz, mutluyuz. Engelli kardeşlerimizin bu vesileyle hem sosyal hayata katılmalarını teşvik ediyoruz. Diğer taraftan farkındalığı artırıyoruz. Yine bizler Çayırova Belediyesi olarak özellikle engelli kardeşlerimizin hizmetinde bulunmak amacıyla Engeller Koordinasyon Merkezimiz var. Orada engelli kardeşlerimizin her bir talebini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz engellilerin neler yapabildiğini gösterme iddiasıyla bu yarışmaları düzenliyoruz ve iddiamızı ortaya koyuyoruz. Şimdi burada biz bir araştırma yapmıştık bir dönem. Toplumumuzun %85'i engellileri tanımıyor. Tanımadığı için de iletişim kuramıyor. İletişim kuramadığı için de birlikte hiçbir şey yapamıyorduk. Bu yarışmalarla birlikte biz işte bunları yapabiliyoruz. Kendi ev hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Ortaya bir şeyler koyabiliyoruz. Bu yüzden dolayı çok mutluyuz. Yani bize destek olan İstanbul ve Kocaeli Terziler Odası da ilk başta duyduklarında şaşırmışlardı. Ama bugün hep birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Engelli vatandaşların istediklerinde ve imkan verildiğinde onlara neleri yapabildiğini göstermek maksadıyla biz böyle projelere ihtiyaç duyuyoruz. Bize destek olan Çayırova Belediyesi'ni ve Terziler Odalarına da çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Engelli vatandaşlar aslında toplumun dinamiklerinden bir tanesi ve herkes gibi onlar da her şeyi yapabiliyor. Yani görme engelli birisi ütüleyebilir mi? Ütülüyor. Düğme dikebilir mi? Dikiyor. Ama baktığınız zaman kulağa çok uzakmış gibi geliyor bunlar. Bu bize mutluluk veriyor şu anda. Bu ortamda çok mutluyum. Şimdi şöyle arkadaşlar, bugüne kadar Türkiye'de çekilen dizi filmlerde, sinemalarda, yazılan kitaplarda engeller hep böyle düşkün rollerinde, dilenci rolünde, ihtiyaç sahibi rolünde topluma gösterildi. Hiç dizilerde, filmlerde başarılı engelli bir karakter görmedik bugüne kadar. Bunlar çok etkili. Ben
buradan dizi film yapımcılarına seslenmek istiyorum. Özellikle TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi var şu anda. Orada bir görme engelli karakterimiz var. O karakterimiz çok doğru işlenirse mesela, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi, çok büyük bir ses getirecek. Engellilerle alakalı önemli mesajlar verilebilir. Mesela bu bizim için bir fırsat diye düşünüyorum. Hani yarışma gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bir insanın günlük yaşamında yapması gereken aktiviteleri gerçekleştirmesine sebep olan olaylar var. Dikiş yapmadan tutun da ütü yapma, gömlek katlama. Çoğu insanlar bunu yapamamakta. Engelli olarak da bizler de bir şeyler yapabildiğimizi insanlara göstermek için buradayız. Bu yarışmayı düzenleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Aslında insanlar, engellilerin dikiş yapamaması konusunda bir ön yargı var ama sadece bununla ilgili ön yargı yok. İnsanlar hep engellilere yönelik bir şeyler yapamaz, çalışamaz, gidemez, gelemez diye bir ön yargıları var. Ama isteseler veya bize bir şans verseler neler başarabileceğimizi göreceklerdir ve bunun örnekleri dünyada çoktur. Çok bir sürü engelli insanlar birçok başarıya imza atmışlardır. Biz de burada bu imzalara atmak için buradayız. Tabii ya, fabrikada daha iyi sağlam yaptık. Başkan yardımcılarımıza, jüri üyelerimize, değerli katılımcılarımıza